Evet, Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönelik yeni kredi paketinin yakında hayata geçeceğini söyledi. Evet, bu haber sanırım hazır değil. Diğer haberle devam edelim. Kapılarını açtığı günden itibaren kitap severlerin yoğun ilgi gösterdiği Elazığ Belediyesi 4. Kitap Fuarı, ulusal ve yerel şair, yazarların imza ve söyleşi programlarıyla devam ediyor. Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen kitap fuarına öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın ilgisi devam ediyor. Özellikle ulusal düzeyde tanınırlığa sahip ve herkes tarafından sevilerek takip edilen isimlere Elazığlıların yanı sıra çevre illerden de çok sayıda vatandaş ilgi gösteriyor. Binlerce kitap ve yüzlerce yayın evinin yer aldığı Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı'nı çocuklarıyla birlikte ziyaret eden aile ve misafirler, şehrin sosyal hayatına katkı sunduğu ve kaliteli zaman geçirilmesine imkan oluşturduğu için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na ve belediye ekibine teşekkür ettiler. Kitap okumayı seviyorum. Evet, öncelikle başkanımıza böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Gerçekten 4 yıldır tüm öğrencilerimizi getiriyoruz buraya. Şimdi çocuklarımız buraya geliyorlar, internetten uzaklaşıyorlar, en azından kitaplara ulaşabiliyorlar ve çocuklar indirimli kitap sahibi de olabiliyorlar. Fuarın şehre yakıştığını aktaran ziyaretçiler, gerçekleştirilen her fuarın bir öncekine nazaran daha kalabalık geçmesinin, kitap ve yayın evlerinde artış olmasının şehrin eğitim hayatı noktasında umut verici olduğunu ve gururlandırdığını kaydetti. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var burada. Öğrencilerin okuması, yani bunun farkında olmaları ve okumaya bu kadar hevesli olmaları çok güzel bir şey. Biz de gezdik, gayet güzel, çok faydalı kitaplar var. Evet, az önceki haberi tekrar alacağız. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönelik yeni kredi paketinin yakında hayata geçeceğini söyledi. Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin etkilediği illerde sosyal ve ekonomik sıkıntıların önüne geçilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, KOBİ'leri yakından ilgilendiren bir destek paketi daha uygulanmaya alınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, KOSGEB vasıtasıyla hayata geçirilecek yeni kredi paketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki talep ve sıkıntıları yakından takip edip bunların çözümü noktasında gerekli talimatları veriyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin dedi. Açıkkapı yeni faizsiz kredi desteğine dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanımız KOSGEB aracılığıyla yeni bir kredi paketinin devreye alınacağını açıkladı. Bu destek paketi ile işletme başına 200 bin ila 700 bin lira arasında faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Yine farklı kampanyalarla enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Liderimizin de vurguladığı gibi milletimizin aşına, ekmeğine kan doğrayan fırsatçılar hak ettikleri cezayı çekecekler. Konut sektöründe, otomobil sektöründe yaşanan sıkıntılar ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaların farkındayız ve hükümetimiz bu sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla birçok yeni düzenlemeyi bir bir hayata geçirdi. Birçok sektörde toparlanmalar görüyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde enflasyon daha önce tek haneydi. Yeniden tek haneye Cumhurbaşkanımızın iradesi ve sarsılmaz liderliğiyle mutlaka inecektir. Bu süreçte liderlerini yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, onlar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizin altını çiziyorum. Allah, Türkiye yüzyılı için, Elazığ'ımız için, çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın dedi. Elazığ Belediye Meclisi Kasım ayı toplantıları başladı. Toplantıda gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantıda gündem dışı konuşmalarda Batı Prestij Projesi yer aldı. Elazığ Belediye Meclisi Kasım ayı toplantıları Meclis Başkan Vekili Aydın Kara Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gündem dışı söz isteyen meclis üyelerine söz verildi. Sözü ilk alan MHP meclis üyeleri Grup Başkanı Mehmet Çak oldu.
Çak, mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılması gerektiğini söyledi. Sizin birinci önceliğiniz kentsel dönüşümdür. Birinci önceliğiniz bunu çıkartmaktır Sayın Başkan. Yani vatandaş yarın gelip size tıkanacak, adamlar müracaatını yapmış. Onu da kullanacaksınız. Tamam Çak'ın ardından konuşan MHP Meclis Üyesi Süleyman Soysal, konuyu geçtiğimiz ayda da tartışmalara konu olan Aşağı Demirtaş Köyü'nde yapımı devam eden Batı Prestij Projesi'ne getirdi. Bunu geçen ay söyledik, dedik ki işte Haziran 2023'te hazırlanmış olan bir zemmetut raporu var. Bunu neye göre yapıyoruz? İşte bu tabii zemmetut raporlarında drenajlar yapılmamış, kaya işte zemin iyileştirmeleri falan yapılmamış. Ertesi gün de ilgili arkadaşları çağırmıştınız siz de. Bunlar tabii cevap verirken dediler ki Haziran 2023'e göre yaptık. Evet, sizin konuştuğunuz rapora göre yaptık. Bunun üzerine tabii biz dedik ki yerinde yapılmamıştı. Davet ettiler bizi. Gidip yerine bakmaya gittiğimizde tabii AK Partili arkadaşlarımız da vardı meclisler. Grup başkan vekilimiz de vardı AK Parti'nin. Evet. Tabii burada orada yetkili arkadaşlar burada evet Haziran 2023 zemin etüt raporuna göre yapıyoruz dedikleri halde burada tabii kayıtları var şeyde. Sağda dediler ki biz 2022 zemin raporuna göre yapıyoruz. Soysal'ın konuşması sırasında sözü MHP'li meclis üyesi Burak Düzenli ve Behçet Susmaz aldı. Süleyman Bey'in çalıştığı o rapor üzerine Vida kentin bulunduğu alana gidildi. Orada elinizdeki raporun gerçeği yansıtmadığını, o rapor nereden alınmış biz bunu bilmiyoruz. Yani bizim elimizdeki raporun bir şekilde sahibi çıkmadı. Doğru mu Süleyman Bey? Sonrasında yapı kontrol müdürümüzü aradık. Ben aradım. Bizzat şahsen ben aradım. Veysi Beyler de oradaydı. Yapı kontrol müdürümüz biz size raporu atalım dediler. Yani gerçek şu anda orada fiiliyatta inşaatın yürütüldüğü raporu atalım dediler. Yaklaşık 20-25 gündür geçmiş daha henüz rapor tarafıma atılmış değil. Burada bizim talebimiz, evet. Biz diyoruz ki siz hangi yılda yapılan etüt raporuna göre, jeoloji fizik raporuna göre, jeofizik raporuna göre binalarınızı yapmışsanız evet. O raporu bize gönderin bir bakalım. Gerçekten o rapora uygun mu yapılmış yoksa uygun yapılmamış mı? O dosyayı jeolojik etüt raporunu istiyorum. Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet Can Ölçücüoğlu da gündem dışı aldığı sözde Elazığ Belediyesi'nin borcunu öğrenmek istediğini söyledi. Ben bugün itibariyle belediyemizin kamuya olan borcu, belediyemizin ticari borçlarının, belediyemizin kredi borçlarının ve belediyemizin iştiraki olan EBUVAŞ'ın toplam borcunun ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorum. Sesini yükselten Çak, Başkan Vekili Karay'a kibirlisiniz dedi. Sonrasında ise MHP Meclis Üyesi Burak Düzenli kendisine söz verilmediği için tepki gösterdi. Yoksa Mehteşe'ye çok iyi şey... Tabii ben ikinci dönemimizde de o yeni olan mahallelerin hepsini ihya edeceğiz. Şad edeceğiz onu da. Yani evet. Teşekkür ediyorum. Bu kibir sizi bitirecek. Siz bu kibirle, bu yüksek sesle bence size nasip olmayacak. Yani Allah biliyor mu? Teşekkürler. Bize bağırlar sen evet sana. Arkadaşlar. Evet. Saat 10 Kasım'da başkanım ben plan bütçeyi görüşmek üzere oturumu kapatıyorum. Başkanım günden dışı söz almıştım ben. Not almıştınız. Evet. Vermediniz başkanım. Vermedim. Sorun yok ben arkadaşlar basın bizim grup odamıza geçiyorum. Biz orada basın açıklamasını yaparız. Rabbe isim başkanımız yok. Hayır. Elazığ Belediye Meclis Üyesi Burak Düzenli, Kasım ayı meclis toplantılarının ilk oturumunda gündem dışı söz istediğini fakat Meclis Başkan Vekili Aydın Kara'nın kendisine söz vermediğini belirterek, kendisine söz verilmesi halinde EBUVAŞ ile ilgili Meclis Başkan Vekili Aydın Kara'ya sorular yöneltmek istediklerini söyledi. Elazığ Belediye Meclis Üyesi Burak Düzenli, Kasım ayı meclis toplantılarının ilk oturumundan gündem dışı söz istediğini fakat Meclis Başkan Vekili Aydın Kara'nın kendisine söz vermediğini söyledi. Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Aydın Kara Bey, gündeme geçmeden önce gündem dışı söz almak isteyen sorusunu meclisimize sorunca bizler de gündem dışı söz alma yönünde talebimizi ilettik kendisine. Gündem maddeleri görüşüldükten sonra gündem dışı söz alan arkadaşlarımızın içerisinden bir tanesi de bendim. Sözü Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına alacaktım. Şimdi yine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına
söz almış bulunmaktayım. Mecliste yaşamış olduğumuz durum, meclis oturumunun kapatılıp tarafıma sözün verilmemesi ve bu söz verilmemesinden dolayı da bizce Milliyetçi Hareket Partisi grup odamızda basın yoluyla basın açıklamasını yapmak durumunda kaldık. Düzenli mecliste kendisine söz verilmesi halinde Başkan Vekili Kara'dan Ebu Aş'la ilgili bilgiler isteyeceklerini kaydetti. Geçtiğimiz ay Ebu Aş'ta yapılan pazarlık usulü ile alımların miktarları belli midir diye sorduk. Bu işlem yapılıyorsa buradaki pazarlık şartları oluşturuluyor mu? Sermaye artırımı ile belediyeden Ebu Aş'a verilen gayrimenkullerin listesi ve buralardan ne kaynak ürettiği, nerelere harcandığı ile alakalı meclisimize bilgi vermenizi istiyoruz dedik. Geçen ay bu soruları sormuştuk. Yine beraberinde Ebu Aş bünyesinde kurulan şirket veya şirketler var mıdır? Varsa faaliyetleri nelerdir? Amacı ve koyulan hedefleri var mıdır? Bunların kar ve zarar durumları nedir? 2018 yılında devir alınan yönetimde personel sayısı kaçtı? Şu andaki personel sayısı Ebu Aş'ın bünyesinde kaçtır? Bu soruyu sorduktan sonra detaylı bir açıklama da yaptım. Yaklaşık 703 personel içeriden aldığımız bizlere söylenen bilgi bu doğrultudaydı. Önceki dönem 297 civarında ve meclis başkan vekilimiz şu an 600-650 gibi bir rakam kullandı. Aynı zamanda bunları da önümüzdeki ay bu sorduğunuz soruların hepsinin cevabını alacaksın dediler. Şirket personeliyle alakalı bir değinde bulunduk. Şirket personeli belediye bünyesinde çalışıyor mu? Veya görevlendirildi mi? Yani Ebu Aş'tan Elazığ Belediyesi bünyesine Ebu Aş personeli belediyede görevlendirildi mi, görevlendirilmedi mi? Bunun sorusunu da sormuştuk kendisine. Belediyeden Ebu Aş personeli için bir ödeme yapılıyor mu? Eğer Ebu Aş personeli belediye bünyesinde çalışıyorsa o zaman Ebu Aş'a bir maaş ödemesi gerekiyor. Bu maaş ödeniyor mu, ödenmiyor mu? Eğer ödenmiyorsa belediye yoluyla Elazığ Belediyesi'nin şirketi olan Ebu Aş burada zarara uğrattırılıyor. Bu soruların cevabını bugün meclis başkan vekilimiz, ben gönül arzu ederdi ki mecliste bunları kendisine sorup geçtiğimiz ay kendisini söylediği gibi Burak Bey sorduğunuz soruların cevabını önümüzdeki ay size vereceğiz dedi. Maalesef üzülerek söylüyorum bu cevabı vermemekle beraber oturumu kapatıp bana söz hakkı vermediğinden dolayı ben bu yapılan hareketi şahsım ve camiamız adına çok yerinde ve doğru bulmuyorum. Akıl almaz yöntemlerle uyuşturucu satmaya çalışan şahısların oyunları emniyet ekipleri tarafından tek tek bozuluyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında dekorasyon malzemesi içine saklanmış uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü farklı operasyonda ise Rüstempaşa Mahallesi'ndeki silahlı saldırının faili ve akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Hırsızlar, uyuşturucu tacirleri, suçlular tek tek yakayı ele veriyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Elazığ'a gelen otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler dekorasyon malzemeleri içine zulalanmış 3 parça halinde toplam 300 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Operasyonda 24 yaşındaki şahıs da gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda komşu illerden Elazığ'a gelen yolcu otobüsünde ve yolcu otobüsüyle bağlantılı olduğu tespit edilen kiralık araçta bulunan 21 ve 25 yaşlarındaki yolcuların üst ve bagaj aramasında 2 parça halinde uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 4 sanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise istasyon caddesinde bulunan akaryakıt istasyonunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyet güçlerinin çalışması sonucu Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak'ta yaşanan silahlı saldırının failleri de kısa sürede yakalandı. Sokakta bulunan bir iş yerinde çalışan şahıs silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler kısa süre içerisinde olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yemekte şehit aileleriyle bir araya gelindi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla şehitlerimiz onuruna yemek programı düzenlendi. Gerçekleştirilen yemek programına şehit yakınları ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı personelleri katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Programda açıklamalarda bulunan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını yaşamanın gururunu yaşıyoruz diyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan uğruna canını feda ederek şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle andı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren ve eşi Züleyha Evren, düzenlenen programda şehit aileleriyle tek tek yakından ilgilendi. Şehit aileleriyle bir süre sohbet eden Albay Evren, kendilerine sağlık ve sıhhat diledi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, geçtiğimiz gün sona eren Elazığ Tanıtım Günleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası standında yaşanan yoğunluğun mutluluk verici olduğunu ifade etti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, geçtiğimiz gün sona eren Elazığ Tanıtım Günleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası standında yaşanan yoğunluğunun mutluluk verici olduğunu ifade etti. Doğru yolda ilerlediğimizi yeniden idrak ettik diyen Başkan Alan, bizler Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ailesi olarak yeni kapıya çok güçlü gittik. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, yönetim kurulu, meclisi ve profesyonelleriyle yeni kapıda 4 gün boyunca hemşehrileriyle buluştu. Faaliyetlerimizi Elazığ iş dünyası için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve projeleri kendilerine aktardık. İstanbul'da ikamet eden güçlü iş insanlarımızla Elazığ'daki yatırım avantajlarımızdan bahsettik. Ayrıca ne iş insanı ne de odamız üyesi olan Elazığlı kimliğiyle standımıza gelip Elazığ için çabalarımızı takdir ederek teşekkürlerini ileten hemşehrilerim bizlere doğru yolda olduğumuzu tekrar idrak ettirdi. Bütün varlığımızla Elazığ'ımız için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Memur Sen Kadın Kolları soykırıma dur demek için Filistin'de çocuk katliamına karşı analar kıyamda mitingi için 4 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır'a gidecek. Memur Sen ve Eğitim Birsen Kadın Komisyonları Başkanları Dilek Günaydın ve Reyhan Polat, Elazığlı kadınları, anaları Cumartesi günü Diyarbakır'da gerçekleştirilecek olan mitinge davet etti. Memur Sen Kadın Kolları soykırıma dur demek için Filistin'de çocuk katliamına karşı analar kıyamda mitingi için 4 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır'a gidecek. Memur Sen Kadın Komisyon Başkanı Dilek Günaydın, Elazığlı kadınları, anaları Cumartesi günü gerçekleştirilecek mitinge davet etti. Filistin'de çocuk katliamına karşı analar kıyamda. Değerli basın mensupları Filistin'e, Gazze'ye, Aksa'ya umut, anaların feryadına çığlık olmaya gidiyoruz. Çünkü biliyoruz ki susarsak bebekler ölür, susarsak çocuklar öksüz kalır, susarsak kadınların onuru çiğnenir. Tam 27 gündür canlı yayınlarda korkunç bir vahşet izliyoruz. Parçalanmış cesetler, bebekler ve çocuklarla can pazarı kurulmuş Gazze'de hastaneler, pazar yerleri, mülteci kampları hedef alındı. Birleşmiş Milletler'in kontrolündeki okullar bile bombalandı. Oralara sığınmış çoğu çocuk, yüzlerce insan katledildi. 27 günde 3000 çocuk, 8000 insan öldürüldü. 18000 insan yaralandı. 600000 üzerinde insan yerinden edildi. Katil İsrail savaş suçlarının üstünü örtmek için
interneti kesti, iletişim hatlarına zarar verdi, çığlıklar duyulmasın, vahşet görülmesin diye Gazze'yi dünyadan kopardı, altını üstüne getirdi. Gazze yok oluyor, Gazze ölüyor, Gazze'de ölen sadece masum siviller değil, Gazze'de insanlık ölüyor. Değerli Elazığlılar, bu hafta yani 4 Kasım Cumartesi günü saat 10'da öğretmen evi önünden otobüslerimiz Diyarbakır'a hareket edecektir. Saat 14.30'da Dağkapı Meydanı'nda yapılacak olan sessiz çığlık eylemine tüm kadınlarımızı, annelerimizi, kızlarımızı katılımını bekliyoruz. Eğitim Bir Sen Kadın Komisyon Başkanı Reyhan Polat, ulaşımın ücretsiz olduğunu söyledi. Cumartesi günü yapılacak olan mitingimize gidiş geliş ulaşım ücretsizdir. Ayrıca tüm ihtiyaçlar Memur Sen tarafından karşılanacaktır. Sözün bittiği yer olan Filistin'deki annelerin yüreğindeki acıya, her gün katledilen çocukların acılarına duyarsız kalmayan Elazığ'ın tüm annelerini ve kadınlarımızı cumartesi günü yapılacak olan mitingimize davet ediyoruz. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Evren medya grubumuzu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Evren medya grubumuzu ziyaret etti. Merhabalar, kolay gelsin. Birimleri tek tek gezen Jandarma Komutanı Albay Evren yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kanalet televizyonları, Kanal Fırat televizyonu uydu üzerinden dünyanın her yerinden çekiyor ve yayın yapıyor. Kanalet televizyonu sadece Elazığ yerelden yayın yapmış oluyor. Yine iki radyo istasyonumuz ve bir internet haber sitemiz var. Elazığsonhaber.com adında Doğu Anadolu bölgesine çok tıklanan internet haber sitesi. Geçtiğimiz 2020 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye'nin iyi yerel internet haber sitesi ödülü verildi. Bir haber radyo kanalı olarak planlama yaptık ama süre içerisinde hazırlanana kadar her tutun sikisi çalmak istedik. Çok iyi tutunca vatandaşlar her tutun sikisi olsun sadece dediler ve her tutun sikisi şeklinde devam ediyor. 24 saat esaslı yayın yapılıyor. Medya grubumuz çalışanlarına başarılar dileyen Albay Evren, Elazığ'da basının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Medya grubumuz genel yayın yönetmeni Zeki Akbıyık, Albay Evren'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, son dönemlerde Elazığ'da güvenlik tedbirlerinin artırılması ve jandarmanın başarılı çalışmalarının Elazığ halkı tarafından da takdir edildiğini ifade etti. Ekim ayında oturumlara ara veren İl Genel Meclisi, Kasım ayı oturumları görüşmelere başladı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları ilk oturumu ile başladı. Kıymetli arkadaşlarım, gündem maddeleri görüşmek üzere birleşime atıyorum. Yoklamayla başlıyoruz. Ekim ayında toplantılara bir aylık ara veren meclis üyeleri, Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda ilk oturum için bir araya geldi. Başlayacağımız ve 5 yıllık meclis süresimizin son bütçe ve yatırım programlarını gerçekleştireceğimiz Kasım ayı meclis oturumunu açmadan önce geçtiğimiz pazar günü idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. 100 yıl önce esarete dayatmaya kıza göstermeyen şanlı milletimiz istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış ve ardından 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadeleyi yürüten arkadaşlarıyla birlikte Türk milletinin azim ve kararlılığının bir ifadesi olarak Cumhuriyeti kurmuştur. Toplantıda meclis üyeleri İl Özel İdare'nin 2024 yılı bütçe tasarısını görüştü. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İmam Hatip okullarına yönelik başarılı örnekler sergisinde Elazığlı öğrenciler projesi ile ilk 50'ye girdi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İmam Hatip okullarına katıldığı Başarılı Örnekler sergisinde Türkiye'nin en başarılı 50 projesi açıklandı.
En başarılı projeler arasında Elazığ Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Minik Hafızlar El Cezere'nin izinde projesi de yer aldı. Biz burada robotik kodlama eğitimi alıyoruz. Hem hafızlıkla beraber eğitimimizi kolaylaştırmak için yani eğitimlerimize sosyal faaliyetler olarak da burada robotlar yapıyoruz. Sonra bu robotları kendimiz tasarlıyoruz. Sonra kendi bilgisayardan uygulamalarımızla onlara kodlarımızı veriyoruz. Sonra verdiğimiz komutları yapıyorlar. Yani yaptığımız buradaki robotlarla Ankara'ya proje olarak gittik. Orada ilk 50 arasına kaldı projemiz. Ankara'da düzenlenen final töreninde okul yetkilisi ve proje koordinatörüne teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca proje Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan kitapta da yer aldı. Elazığ Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sertaç Güzel, başarılı örnekler sergisinde 425 başvuru arasında ilk 50'ye giren ilimizi ve okulumuzu Ankara'da final töreninde temsil etmenin haklı gurur ve sevincini yaşamaktayız dedi. Başarılı örnekler sergisine yapılan 425 başvuru arasında ilk 50'ye girerek ilimizi ve okulumuzu Ankara'da final töreninde temsil etmenin haklı gurur ve sevincini yaşamaktayız. Öğrencilere robotik kodlama eğitimi verdiklerini aktaran okulun müdür yardımcısı Deniz Özger de özel bir proje uyguladıklarını kaydetti. Okulumuz örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi vermektedir, hafızlık eğitimi vermektedir. Aynı zamanda öğrencilerimize burada robotik ve kodlama eğitimleri de vermekteyiz. Öğrencilerimizin sürekli böyle geleceğe yönelik hayalleri var. Yazılım alanında kendilerini geliştirmek istiyorlar. İleride çok güzel yerlere gelmek istiyorlar. Örnek aldıkları rol model büyükleri var. Özellikle yazılım alanında. Başlamak istiyorlar, merakları vardı, ilgileri vardı. Biz de bunları hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla böyle bir proje hazırladık. Şu an kendi hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri çok güzel bir ortam sağladık, bir imkan sağladık. Robotlarını, fikirlerini, düşüncelerini tasarlıyorlar, robotlarını gerçeğe dönüştürüyorlar. Ayrıca bu projemizin de özel bir getirisi oldu, çok özel bir ödül aldık. Minik Hafızlar El Cezeri'nin izinde projesi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Başarılı Örnekler sergisi Türkiye finaline katıldı. Türkiye'nin en iyi 50 projesi arasına... Koç İlkokulu öğrencileri yürüme engelli olan ve tekerlekli sandalyesi bulunmayanlara umut oldu. Öğrenciler başlattıkları kampanya ile topladıkları mavi kapakları Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi'ne teslim etti. Koç İlkokulu Engelliler Dayanışma Kulübü öğrencileri bir süre önce okulda bir kampanya başlatarak yürüme engelli olan ve tekerlekli sandalyesi bulunmayanlara umut oldular. Öğrenciler başlattıkları kampanya ile yüzlerce mavi kapak topladı. Toplanan mavi kapakları öğrenciler, okul müdürü Kazım Atıcı ve öğretmenleri ile birlikte Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Metin Fırat'a teslim ettiler. Koç İlkokulu Müdürü Kazım Atıcı, engellilerin yanında olmak ve geri dönüşme katkı sağlamak adına öğrencilerinin Mavi Kapak kampanyası başlattıklarını söyledi. Geçen Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Bugün de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübümüz ile Engellilerle Dayanışma Kulübümüzün birlikte organize ettiği engelli kardeşlerimizin yanında olmak, bir farkındalık oluşturmak, hem onlara destek olmak hem de geri dönüşüme bir katkı sağlamak amacıyla Mavi Kapak kampanyası başlatmışlardı. Toplamış oldukları bu mavi kapakları bugün Elazığ Sakatlar Derneği'ne teslim edeceğiz. Buradaki temel amacımız hem öğrencilerimize bir bilinç uyandırmak, bir farkındalık uyandırmak, geri dönüşüm sağlamak ve engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını da bu yolda karşılamak. Ben burada emek veren her iki kulüp öğretmenlerime, Koç İlkokulu ailesine ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerin desteklerinden dolayı teşekkür eden dernek başkanı Metin Fırat da vatandaşlara seslenerek mavi kapakları atmamalarını istedi. Bizler bunların tarihi veya bittiği gibi vesaire şeyler yapıyorlar ama hala bitmemiş değildir. Sürdürüyorlar. Sağ olsun burada engelliler yardımlaşma, dayanışma, vakfı kulübü olarak bizlere bu imkanları engelli kardeşlerimize böyle bir mavi kapak toplayıp manuel tekerlekli sandalye olarak kendi hayatlarını ve dışarı çıkmalarına
sebep olmalarına gerçekten biz mutluyuz. Burada kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Mavi kapakları açmayın, toplayın, bizimle, bizim derneğimizle iletişime geçin, bizlere getirin. Bizler de bunu geri dönüşümle sağlayıp engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alıyoruz. Toplanan kapaklar engellilere araç alımında kullanılacak. Elazığ Belediyesi tarafından Mesudiye Camii'nin dış duvar çit yapımı gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi tarafından Olgunlar Mahallesi'nde bulunan Mesudiye Camii'nde çevre düzenlemesi yapıldı. Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından Mesudiye Camii'ne dış duvar çit yapımı gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibine teşekkür etti. Genel Yayın Yönetmenliğini Yasin Erman, Yazı İşleri Müdürlüğünü Enes Çiçek'in üstlendiği gazete23.com internet haber sitesi yayın hayatına başladı. GZT23.com internet haber sitesi yayın hayatına başlıyoruz sloganı ile okurlarına merhaba dedi. Dijital dünya size sonsuz ve sınırsız haber alma hakkı veriyor. Bu karmaşa içerisinde şehrimiz için doğru ve bağımsız medyanın güçlü sesi olabilmek ve bu şehrin hakkı olan dürüst ve ilkeli habercilik hizmetlerinden faydalanabilmesine imkan sunabilmek adına yazılı medya alanında hizmet vermeye başlıyoruz. Uzun yıllar basın ve medya sektörüne emek verip özellikle görsel medya alanında ekonomik, siyasi ve kültürel birçok projeye imza attığını ifade eden GZT23.com internet haber sitesi genel yayın yönetmeni Yasin Erman, çıktıkları yeni maceranın kendileri için yeni bir sayfa ve yepyeni bir heyecan olduğunu aktardı. GZT23.com internet haber sitesi yazı işleri müdürü Enes Çiçek ise, eğitim alanında göstermiş olduğumuz faaliyetlerimizin yanı sıra köklü bir basın tarihine sahip olan şehrimizin gelişmesi ve kalkınması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zengin haber içeriklerimiz, güçlü ve donanımlı yazar kadromuz ile yerel, ulusal ve dünya gündemine dair önemli olayların anlık olarak takip edileceği, kolay ve basit tasarım anlayışına sahip internet haber sitemiz, doğru ve tarafsız haberciliğin Elazığ'da sesi olacak, dedi. Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin istihbari çalışmaları sonucunda 3 şüphelinin iş yerlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nca şüpheli şahısların iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 21 gram metamfetamin, 7 adet layarika hap, 1 adet hassas tartı, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca fişeği ve 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yazar ve televizyon programcısı Temira Demir'in yeni kitabı Mezarlıktaki Müjde okurlarıyla buluştu. Yazar ve televizyon programcısı Temir A. Demir'in roman türündeki 5. kitabı olan Mezarlıktaki Müjde raflardaki yerini aldı. Yazar Temir A. Demir'in yaşamış olaylardan esinlenerek yazdığı romanında fabrikaya gitmek için durakta servis bekleyen bir kadına sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen alkollü bir sürücünün çarpmasıyla başlayan olaylar zincirini anlattı. Sabahın erken saatlerinde ekmek parası kazanmak için fabrika servisini bekleyen bir kadın. Sabaha kadar eğlenip aynı saatlerde gazinodan çıkan bir adam. Alkollü araba sürecek kadar sorumsuz ve bilinçsiz bir adamın, durakta bekleyenlere çarpması sonucu vefat eden genç bir anne, genç bir fabrika işçisi, bir emekçi, bir evlat, bir eş, ardında bıraktığı iki kız çocuğu ve eşi. Üstelik alkollü araba kullanıp ölüme neden olan sürücüyle vefat eden genç kadın aynı mahalleden. Sonrasında ise birbirini izleyen olaylar zinciri, tesadüfler, mücadeleler. Roman türünde verdiği eserle okurlarıyla buluşan Demir, yeni kitabıyla bir kez daha edebiyat severlerin karşısına çıktı. Birçok roman kahramanının olduğu kitapta en güzel müjdenin mezarlıkta verilmesi,
okuyucuda da ayrı bir merak uyandırıyor. Hiç olmaması gerekenleri hep olması gerekenlerle yenmek uğraşı. Eksik şeyleri bahane etmeden en onarılması güç bir tramvayı onararak mutlu bir hayat inşa etmeye çalışan iki gencin romanı. Sevgisi ve saygısı, birbirlerine duydukları anlayış, herkesin nasıl olur dediği arkadaşlığı ilişkiye, ilişkiyi evliliğe ilerleten bir çift. Sonra örnek bir aile ve sonrasında en güzel haber, en zor yerde. Kitabı ile ilgili açıklamalarda bulunan yazar Temir A. Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığım kitabın okuyucuyla buluşması oldukça heyecan verici. Bildiğiniz gibi her kardan adam olmazla başladığımız yolculuğun üzerinden uzun yıllar geçti. Ayrılırken Haber Ver kitabının ardından ise araya pandemi girdi. Edebiyat severlerin sıkılmadan kendi hayatından kesitler bularak okuyacağı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Geride bıraktığımız zorlu pandemi sürecinde neler yaşadığımızı bir kez daha hatırlayacağız. Bunun yanı sıra birbirini seven ama sevgiden daha önemlisi saygısını ve anlayışını hep en üst seviyede tutan iki kişinin nelerin üstesinden gelebileceğini göreceğiz. Çok kıymetli okuyucuların bu kitabı da beğenerek okuyacağını ümit ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu eserin çıkması ayrıca beni mutlu ederken tüm dünyada bir an evvel barışın gerçekleşmesini istiyoruz. Tüm savaşlara inat, yaşasın edebiyat ifadelerini kullandı. Seda Çağrıbay, Nail Bey Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Seda Çağrıbay, Nail Bey Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Uzun yıllardan beridir Nail Bey Mahallesi'nde ikamet eden, mahallenin güzellikleri yanı sıra sorunlarını bilen iki çocuk annesi kardeşiniz olarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Nail Bey Mahallesi muhtar adayı olarak karşınızdayım. Seçildiği takdirde mahallenin sorunlarını çözmek için çaba harcayacağını ifade eden aday Çağrıbay destek istedi. Nail Bey Mahallesi şehrimizin en köklü, Elazığ kültürünün en güzel yaşatıldığı, samimi komşuluk ilişkileri olan ve ticaret haneleriyle ilimiz ekonomisine önemli katkılar sunan kadim köklü bir mahallemizdir. Bir dönem şehrin en seçkin ve merkezi konumunda olan Nail Bey Mahallesi, 2020 ve 2023 depremlerinden sonra ağır hasar alması dolayısıyla çok sayıda binası yıkılan, bir o kadar yıkım bekleyen binası olan bir mahalle konumuna geldi. Yıkımların çok olması, boşaltılan binaların enkaz haline gelen görüntüsü ile şehrin merkezinde olmasına rağmen terk edilmiş bir mahalle konumuna gelen Nail Bey Mahallesi hızlı bir şekilde yeniden inşa edilerek eski canlılığına kavuşması hepimizin büyük temennisidir. İşte ben Seda Çağrıbay olarak bu süreci hızlandırmak ve mahallemizi eski modern görünümü ile cazibeye kavuşturmak amacıyla yola çıktım. Nail Bey Mahallesi'ne bir kadın eli, kadın hassasiyeti ve anne şefkati eli değmeli dedik. Mahallemize hizmet, komşularımıza nezih cadde ve sokaklar, yeni sosyal tesisler, parklar ve kamu hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için Nail Bey için ben de varım dedim, huzurlarınızdayım. Bana vereceğiniz destek aslında kendinize ve mahallenize yapacağınız önemli bir katkı olacaktır. Ben muhtarlığı bir ünvan ve makam olarak değil, mahallenin hizmetkarı, mahalle sakinlerimizin bacısı, ablası ve kardeşi olmak için hizmetlerin en güzelini sunmak için varım. Siz mahalle sakinlerimizden desteklerinizi talep ediyorum. Bana olan güveninizi asla boşa çıkarmayacak ve yapacağım hizmetlerle size göstereceğimden emin olabilirsiniz. Elazığ'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Öte yandan Elazığ'da seyir halindeki motosiklet devrilirken sürücüsü de yaralandı. Elazığ-Bingöl Karayolu'nda Bingöl Gölü'nden Elazığ'a gitmekte olan otobüs ile otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan iki kişi kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Merkez Şehit İdris Doğan Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Elazığ'da hizmet veren özel bir hastane ile Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası arasında indirim protokolü imzalandı. Medilize Hospital ile Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası arasında indirim protokolü imzalandı. Hastane İç Hastalıkları Uzmanı ve Mesul Müdür Yardımcısı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, İndirim protokolünün hayırlı olmasını temenni etti. Hastanemiz Doğu Anadolu ve Avrupa'da kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüz ile sektörde rüştünü ispatlamıştır. Hizmetlerimizi geliştirerek ve her geçen gün büyüyen kadromuz ile yola devam etmekteyiz. Bugün burada Tuhafiyeciler Derneği ile sağlıkta indirim protokolü imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mithat Ulaş ise üye esnaflarının birinci derece yakınlarıyla birlikte %20 indirimden faydalanacaklarını söyledi. Tabii bizler göreve geldiğimiz gün itibariyle kendimize şiar edindiğimiz ve düstur edindiğimiz ilimize, esnaflarımıza hizmet edeceğimizi beyan etmiştik. Ve bu beyanatımızın akabinde bugün de hastanemizde yapacağımız indirim protokolü neticesinde odamıza kayıtlı esnaflarımız birinci derece aileleriyle birlikte hastanemizde %20 indirim ile kaliteli hizmeti, uygun hizmeti alacaklardır. Özellikle kış mevsiminde çok tüketilen orcik, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Elazığ'da ceviz ve üzüm hasadının ardından köylerde coğrafi işaret tescilli orcik yapımı sürüyor. Köy sakinlerinin önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra bölgeye has olan beyaz toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Zerteriz orcuğu şirfon üzümünden başka üzüm katılmaz. Bir de özelliği ince batımdır. Yani biz kalın yapmayız. Kalın isterseniz de vermeyiz. Biz özelliğimizi bozmayız. Üç batımdır bizim. Bulamacımız ince olur. Toprağını özel getiririz. Toprağı da özeldir. Yani yedikten sonra ancak buna karar vereceksin. Değirmen Önü köyünde yaşayan Servet ve Gönül Çakmak çifti de yaklaşık 10 yıldır orcuk üreterek satıyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti haline gelen ve geleneksel yöntemlerle yapılan orcik, Türkiye'nin hemen her tarafından ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Bu sene 300 civarı satıyoruz. Bizim normal orcikimiz 300. Bir gün önceden başlıyoruz. Saat 12-1 gibi başlıyoruz. Şiralarımızı sıkıyoruz, hazırlıyoruz, kaynatıyoruz. Dinlenmeye alıyoruz. Tekrar akşam 9-10 gibi onu dinlendikten sonra kazanlara koyup 5'te de kalkıp kaynatıp devam ediyoruz. Sabah 5'te kalkıyoruz. Bu süreç 2 ay boyunca bu şekilde devam ediyor. Aynen 2 ay boyunca bu böyle devam ediyor. Televizyonlarımızda Empati programının yapımcısı, Elazığ'ın tanınmış doktorlarından psikiyatrist Ömer Deniz'in oğlu Caner Deniz, Ankara'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Televizyonlarımızda Empati programının yapımcısı, Elazığ'ın tanınmış doktorlarından psikiyatrist Ömer Deniz'in oğlu Caner Deniz, Ankara'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.
Yoğun katılımın olduğu düğün töreninde genç çifti sevenleri de yalnız bırakmadı. Caner ve Serenay çiftinin nikah akdi salonda gerçekleşti. Genç çift bir ömür boyu birlikteliğe davetlilerin huzurunda evet dedi. Sayın Serenay Ersoy, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi hür ve özgür iradeniz ile Sayın Süleyman Caner Deniz Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Süleyman Caner Deniz, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi hür ve özgür iradeniz ile Sayın Serenay Ersoy hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Kabul edebilirim. Sayın şahitlerim, gençlerin evetlerini duydunuz. Sizler de bunu kâh şahitlik ediyor musunuz? Evet. Psikiyatrist Ömer Deniz bu mutlu günlerinde davetlilere kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Mutlu gününde bizimle bulunduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Serenay ve Caner'e bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyorum. Medya grubumuz olarak Caner ve Serenay Deniz çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, genç çiftimize mutluluklar diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. UEFA Kadınlar C Ligi'nde mücadele eden kadın A milli futbol takımımız Çorum'da oynadığı maçta Lüksemburg'u 1-0 mağlup ederek B Ligi'ne yükseldi. UEFA Uluslar C Ligi'nde Çorum Şehir Stadı'nda oynanan Lüksemburg mücadelesinde kadın milli takımları adına seyirci rekoru kırıldı. Geçen ay Elazığ'da oynanan Türkiye-Litvanya kadın A milli takım mücadelesini 6500 biletli seyirci izlerken, Lüksemburg maçında Çorumlu taraftarlar şehir stadını hınca hınç doldurarak toplam 12130 biletli seyirciyle yeni rekorun sahibi oldular. Kadın futbolunun ülkemizde ilerlemesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok büyük bir atılım içerisinde olduğunu vurgulayan A milli kadın futbol takımı teknik direktörü Necla Güngör Kırağası, son derece müthiş imkanlar sunuluyor. Başta bizlere bu imkanları sunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile değerli yönetim kurulumuza, bu yolda bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen değerli yöneticimiz Şafak Müderrisgil ile başarımız için ter döken TFF'nin değerli personellerine çok teşekkür ediyoruz. Ama en güzel teşekkürü bizlere müthiş bir destek veren taraftara etmek istiyorum. Elazığ'da kadın milli takımlarında taraftar rekoru kırılmıştı. Bizleri çok mutlu etmişlerdi. Çorum halkı bu rekoru müthiş destekleriyle kırdı. 90 dakika boyunca bizlere büyük destek verdiler. Çorum'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Aralık ayında Litvanya ve Gürcistan'la iki maç daha oynayacağız. Performansımızı koruyarak yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz, dedi. A milli kadın futbol takımımız 1-0'lık galibiyette grupta puanını 12'ye yükseltti ve şimdiden B grubuna yükselmeyi garantiledi. Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Kırşehir Futbol'la karşılaşan 23 Elazığ Futbol Kulübü rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 23 Elazığ Futbol Kulübü deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Kırşehir Futbol'a 3-0 yenilerek kupadan elendi. Kırşehir, Ahis Stadyumunda saat 14'te oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Fatih Üge, 45. dakikada Abdülkadir Kuzey ve 79. dakikada Tolga Şahin'den geldi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda veda etti. Daha önce açıklanan programda
Başlama saati 14 olarak belirlenen Elazığ Spor Anadolu Üniversitesi müsabakası saat 13.30'a alındı. Türkiye Futbol Federasyonu Elazığ Spor Anadolu Üniversitesi karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gitti. Daha önce açıklanan programa göre pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumunda saat 14'te oynayacağı açıklanan Üçgen Holding Elazığ Spor Anadolu Üniversitesi karşılaşması aynı gün saat 13.30'a alındı. Karşılaşmanın saat 13.30'a alınması talebinin misafir takım Anadolu Üniversitesi'nden geldiği ve aynı gün saat 17.40 Ankara uçağına yetişebilmesi için TFF'den böyle bir istekte bulunduğu Elazığ Spor Kulübü'nün de bunu kabul etmesiyle karşılaşmanın saat 13.30'a alındığı ifade edildi. TFF 3. Lig 2. grupta diğer tüm müsabakaların başlangıç saati 14 olarak açıklandı. Elazığ Spor Store tarafından sınırlı sayıda üretilen 100. yıl tişörtleri bordo beyazlı taraftarlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Üçgen Holding Elazığ Spor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Elazığ Spor Store tarafından sınırlı sayıda üretilen 100. yıl tişörtleri bordo beyazlı taraftarlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Taraftarların heyecanla beklediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan 100. yıl baskılı tişörtler Elazığ Spor Store tarafından 27 Ekim'den itibaren satışa sunuldu. 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da EFET tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde yer alan Elazığ Spor Store standından da satışa sunulan 100. yıl tişörtleri İstanbul'da ikamet eden Elazığ Sporlu taraftarlar tarafından kısa sürede tüketildi. Siyah renkte tasarlanan 100. yıl tişörtünde 1923 yılından 2023 yılına kadar tarih sıralaması, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Üçgen Holding Elazığ Spor Kulüp logosu yer alıyor. 100. yıla özel tişörtler ve diğer lisanslı Elazığ Spor ürünlerinin satışı Elazığ Spor Store'dan devam ediyor. Elazığ 1. Amatör Lig'in iddialı takımlarından Karakoçan 1985 Spor Siltaş Yapı ile isim sponsorluğu sözleşmesi yaptı. Elazığ 1. Amatör Lig'in iddialı kulüplerinden Karakoçan 1985 Spor yeni sezonda yeni isim sponsoruyla anlaşma yaptı. Mavi Beyazlı Kulüp, Siltaş Yapı ile isim sponsorluğu anlaşması yaparak ismi Siltaş Yapı Karakoçan Spor oldu. Siltaş Yapı Karakoçan Spor'dan yapılan açıklamada, desteklerinden dolayı Siltaş Yapı AŞ ailesine, Siltaş Yapı AŞ hissedarları, aynı zamanda hemşehrimiz olan Sayın Aydın Akbulut'a, Sayın Zeki Akbulut'a, Siltaş Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Özdemir'e, Siltaş Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Murat Özdemir'e teşekkür ederiz sözlerine yer verildi. Siltaş Yapı daha önce de Süper Lig ekiplerinden Pendik Spor'un isim sponsoru olmuştu. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.